Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karanfil çiçeği hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu ben karanfil çiçeğimi nasıl yetiştiriyorum, nasıl çoğaltıyorum. Aslında karanfil çiçeği için yapmamız gereken çok önemli şeyler yok arkadaşlar. Çünkü karanfil çiçeği kökünden de alsak, filizinden de alsak kopartıp diksek hemen oluşan bir çiçek sevgili arkadaşlarım. Mesela bakın. Bu karanfil çiçeğinin bir filizi. Bunu buradan kopardığınız zaman bir sürü filizi var. Ya da şöyle yine aynı şekilde bakın kökü de var. Kökünden de kopardığınız zaman çok kolay dikilebiliyor. Şuradan mesela ben bir hafta falan oluyor. Filizden başka bir saksıya diktim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bunu filizden aldım. Yani filiz köklü değildi. Çok filizi var gördüğünüz gibi. Oradan kopartıp hemen toprağıma diktim arkadaşlar. Biraz büyük bir saksı seçtim. Çünkü çok uzuyorlar. Çok dallanıyorlar. Biliyorsunuz karanfili olanlar bilir. O yüzden büyük bir saksı seçtim onu. Böyle ortasına diktim arkadaşlar. Çabuk tutan, toprağını da güzel seçtikten sonra çok çabuk tutan bir çiçektir karanfil. Çok da güzel kokar. Mis gibi. Benimkiler kırmızı açıyor arkadaşlar. Beyaz açını da var. Bunlara da tabi diğer çiçeklerimde yaptığım bakımlardan yapıyorum. Daha önceki videomda zaten sizlere bunları tek tek gösteriyorum. Aynı şekilde bunlara da uyguluyorum arkadaşlar. Çay çöpü özellikle çok kullanıyorum. Hasbirinde sol. Muz kabuğu. Bu tür şeyleri yeni diktiğim saksılarıma şöyle söyleyeyim arkadaşlar, özellikle yeni diktiğim çiçek filizi diktiğim zaman mutlaka saksısına çay çöpünü koyuyorum. Yani bunu her çiçeğimde yapıyorum yeni diktiğim zaman. Sonrasında zaten o ay içerisinde iki kere falan yine aynı bu çay çöpünü tekrarlıyorum. Dediğim gibi karanfil çiçeği yetiştirmek çok kolay, çok basit. Benim karanfillerim açtı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi artık tohum dökme zamanı. Evet. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.